Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan, 2. İnönü'de 1. Tümen'i komuta eden, 3 cephede 13 yara alan, Balkan Savaşı'nda sağ kolu sakatlansa da 1. Dünya Savaşı'nda tüm cephelerde çarpışan Kemalettin Sami Paşa. Şu anda Beytepe'nin zirvesindeki şehitliğe ve gözetleme noktasına doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Etrafında mevziler var. Sağ tarafında zaten hemen bunun ön tarafı Yunan mevzileriyle çevrili durumda. Hemen sol tarafımızda Tınaz Tepe var. Büyük taarruzda önce 5. Kafkas Piyade Tümen Komutanı, yani Ali Rıza Bey'in gözetleme noktası burası. İlk taarruz başladığı zaman Ali Rıza Bey burada. Bunun arkasında Haççakıran var. Tümen Komutanı Dadaylı Halit Bey Haççakıran'da ve Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa da Avlakkaya'da. Yani düzen önde Tugay Komutanı yönetiyor birlikleri. Arkada Tümen Komutanı'nın, onun arkasında da Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Bey var. Taarruz ilerledikçe tabii önce Dadaylı Halit Bey bu tepeye geliyor. Hı hı. 27 sabahı buradan Kemalettin Sami Bey 3 tümenin taarruzunu bizzat yönetiyor. 12. 5. Kafkas ve 11. tümenler şuraya çıktığımızda göreceğiz. Büyük taarruzda çıkış mevzilerimizin Yunan kuvvetlerine, Yunan mevzilerine en yakın olduğu yer burası. Ekim 1921'den Ağustos 1921'e kadar neredeyse hani 11 aya yakın bir süre kuvvetler aşağı yukarı bu konumda kaldılar. Beytepe bizde. Karşıda gördüğümüz Kalecik Sivrisi, Poyralı Kaya ve Poyralı Kaya ile Poyralı Kaya bu yüksek taşlı olan sırt bir arkadaki. Onunla yanında hemen böyle bir küçük tepe var. Böyle bir tombik bir tepe var. Bu bölge o zaman 35. Yunan Alayı tarafından savunuluyor. Hı hı. 35. Yunan Alayı'nın bir taburu bu mevziyi, yani Kurtkaya'dan bu tarafa kadar, Erkmen Tepe'ye kadar olan bölgeyi savunuyor. Onun önünde de bakın Topuklu Tepe var. Hemen önümüzdeki Taşlı Tepe de Yunanlıların ileri mevzisidir. Müzik 26 Ağustos sabahı Ali Rıza Bey burada. Ali Rıza Bey 5. Kafkas Tümeni'nin Piyade Tugay Komutanı. Gerek Kütahya Eskişehir'de gerek Sakarya'da kahramanlıklar göstermiş bir kişi. Kalecik Sivrisi'ndeki Yunan bölüğüne hücum etti. 9. alayın 3. taburu. Bu taraftan önümüzdeki gördüğünüz sırtlardan gözünüzün önünde getirin. 500 kişiye bu tepeye doğru hücum etti. Gökten şarapnel yağmıştır. Yani o tepeler şarapnelle yıkanmıştır. Bugün gidin hala şarapnel parçalarını bulursunuz ki yani köylüler, hurdacılar orada 100 yıldır topluyorlar bunları. 9. alayın 3. taburu Kalecik Sivrisi'ne hücum ederken 1. taburu da hemen sağda gördüğünüz sırtlarda, arkasındaki burada gözükmeyen Tordu sırtlarında da
yan emniyetini alıyor birliği. Yani çünkü o tarafta da Yunanlılar var. Ortadaki küçük tepeye 5. Kafkas tümeninin hücum taburu, yani 10. taburu taarruz etmiştir. Oyralı Kaya'da da 10. alayın 2. taburu taarruz etmiştir. Yani 3 taburumuz. Şimdi gözünüzün önüne getirin. 26 Ağustos sabahı 1500 kişi, tümenin 1500'den fazla askeri bu sırtlara doğru taarruz ediyor. Keza tabii 3 taburdan ibaret değil. İşte bir taburu yan tarafı koruyor. Bir alay burada ihtiyatta. Burada şu tepeyi bir Türk taburu alıyor. 10. alayın bir taburu. Taşlık olan. Evet. Bunun solunda da bir tabur alıyor. Çünkü orayı aldığınız zaman direkt siz sağdan taarruz eden taburunuzu koruyabiliyorsunuz. Ateş muharebesi yapıyorsunuz. Yani şu gördüğünüz Poyralı Tepe, Küçük Tepe ve Kalecik Sivrisi Yunanlıların elinden çıkıyor. Türkler yarım saatte o tepeleri alıyorlar. Tümende buradan ilerlemeye başlıyor Beytepe'nin solundan. 126 ve 127. alaylarla bu gördüğünüz kulaksız yaylası derler buraya. Buradan ilerleyip Erkmen'in sol tarafı, bakın Erkmen hemen arkada gözüküyor. 127. alay geç kalınca Yunanlılar toparlanıyor. Erkmen'de mevzi almayı başarıyorlar. 127. alayı geri püskürtüyorlar. Kemalettin Sami Paşa hemen şeyi uyarıyor. Dadaylı Halit Bey'i hemen diyor taarruza başla. Halit Bey'in birlikleri taarruz ediyor, onu da püskürtüyorlar. Çünkü ikisi aynı anda koordine olamıyor. Kemalettin Sami Paşa da buraya geliyor. Kuvvetin yetişmediğini fark ediyor. 12. Piyade Tümeni de var. Onun iki alayını buraya getiriyor. Bir alayını Kurt Kayası'na gönderiyor. İki alaydan birini meşhur 34. alaydır. Pek kahraman bir alaydır bu. 35. alayı şeyde tutuyor, ihtiyatta. 34. alayı aşağıya getiriyor 27'si günü. 12. tümenin hücum taburu buraya geliyor. 5. Kafkas tümenin 10. alayı var. 127. alay var. Bayağı güçlü bir birlik topluyor. 60 top buraya mevzileniyor. İkmalleri yapılıyor. Çünkü alamıyoruz yani. 26 Ağustos günü geceye kadar süren muharebelerde Yunanlıları Erkmentepe'den sökmek mümkün olmuyor. 6 tabur 12 Türk taburuna denktir. Yaklaşık 1,5 tümene yakındır bu. Şimdi siz 1,5 tümeni 2 tümenle atamazsınız. O yüzden 3. bir tümeni daha getiriyor Kemalettin Sami Paşa. 27 Ağustos sabahı erken saatte, aynen 26 Ağustos'un bir tekrarı gibi. Fakat bu defa burada değil bizim birliklerimiz. Karşı sırtlardan Erkmen'e böyle kuşatıcı taarruz yapıyorlar. Bir de bombardıman başlıyor. Türk birlikleri 127. alay ve 34. alay sol taraftan, yani batıdan. 10. alay ve hücum taburları, yani 5. tümenin, 12. piyade tümenin hücum taburları sağdan olmak üzere Erkmentepe'ye böyle kuşatıcı bir taarruz uyguluyorlar. Buradaki tabii gene şiddetli bombardıman oldukça Yunanlar için yıkıcı oluyor. Fakat Erkmentepe'de tabii dikkat etmeniz gereken şey şu, buradan gözüktüğü gibi değil arkadan. Aynen Kalecik Sivrisi'ni hatırlıyorsanız arkadan görmüştük ya, evet. Büyük bir sütun. Erkmen'in arkası da öyledir. Eğer siz iyi bir ateş üstünlüğüyle mevzileri tahrip etmezseniz, yani o gün de o kuvvet yetmezdi. Dolayısıyla da Kemalettin Sami Paşa bizzat buraya gelince, tabii ister istemez tümen komutanları daha ileri çıkıyorlar. Tabii iyi bir komuta şeyi yaratıyor, etkiyi yaratıyor. Ve o gün Erkmen tepelerin düşmesi büyük taarruzun iki kilidinden biri Dumlupınar'sa biri de Erkmen tepedir. Tabi burası yarılınca sizin Tınaz Tepe'yi falan tutmanıza da imkan yok ama Tınaz Tepe'yi de düşürüyorlar aynı yöntemle İzzettin Bey. Hani İzzettin Bey de orada 1630 rakımlı Tınaz Tepe'nin en zirvesine geliyor. Bizzat komuta ediyor tümenlere. Orada da 2,5 tümen var. Şu anda Tınaz Tepe bloğunda artık Sincanlı Ovası'na inmeden önceki mevzi hattının son kısmı Sivri'nin düz denen mevkideyiz. Burası 26 Ağustos günü. 15. tümenin baskın taarruzla bir anda Yunanlıları sonuna kadar neredeyse Sincanlı Ovası'na kadar süpürdüğü hat.
Bu meşeliklerin altında gördüğümüz doğu batı eksenli baş kıbleyi sağlayan kaya birikimlerinin tamamı neredeyse şehitlerimiz. Burada da gene 3 tümenlik bir kuvveti, 2,5-3 tümenlik bir kuvveti Kemalettin Sami Paşa bizzat Beytepe'den idare ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin o tarihteki tabii Osmanlı hani bitmek üzere Osmanlı'nın olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin hem sınıfının birincisi hem de kendini cephelerde ispatlamış bir kişi. Askerlikte pek olmayacak şekilde dik başlı bir komutan. Yani her lafı evet emredersiniz efendim değil. Yani İsmet Paşa'ya birkaç kez emir tekrarlatmışlığı var yani. Sorguluyor. Sorgulayan bir komutan. Zaten onların yetiştiriliş amacı da bu. Zafer veya başarıya olan inançları ve o amaçla çalıştırılması, bakış açıları. Yani çok şeyler söylemek mümkün. O kuşağın bir özelliği gibi olsa da Kemalettin Sami Bey gibi, İzzet Bey gibi, İzzettin Bey gibi, işte İsmet Paşa, Atatürk zaten o kuşağın hani bir piramit kabul etmek gerekirse tepesindeki ışık dersek yanlış olmaz. Hakikaten çok değerli subaylardan, kurmay subaylardan, kıta subaylarından kurulu bir kadro. Kemalettin Sami Bey, Dadaylı Halit Bey'le, Derviş Bey'le, Osman Kopta geldir 12. Tümen'in komutanı. Ali Rıza Bey, hepsine Allah rahmet etsin. Yunan 2. kol ordusu diye bilinen ihtiyat kol ordusu orada. O kol ordunun buraya yetişip burayı takviye etmesi İsmet Paşa'nın en büyük korkulu rüyası. Çünkü eğer o kol ordu yetişip burayı takviye ederse burayı aşmak mümkün olmaz. İsmet Paşa'nın hatıratından Yakup Şevki Subaşı'nın yorumlarından, o hatıratlardan bir takım casuslar olduğunu anlıyoruz. Ama bunlar kimlerdir sorusunun cevabını bilmiyoruz şu anda. Yunanlılar, ajanlar, casuslar, firariler sayesinde Türk taarruzunu haber alıyorlar. Trikopis Haldanestis'i ikna etmeye çalışıyor. Haldanestis ya bir oyun olmasın düşüncesinde. Yani sen oraya gitirsen acaba doğudan mı taarruz gelir? Sakın casuslar iki taraflı olmasın. İşte tartışmalar falan sürerken şöyle biraz da çıkartayım şapkayı. 24 Ağustos günü 7. Tümen'e diyorlar ki Türkler taarruza geçecek. Güney'e intikal et. 7. Tümen de 25'i sabaha hazırlanıyor ilk alayıyla. Tabii bir tümeni hareket ettirmek kolay değil. 11 bin kişiden bahsediyor. Hele bir konu bir Yunan tümeni ise. İlk alayıyla yani 22. alayıyla harekete geçiyor. 22. alay, karşıda bakın Ulukaya var. Ulukaya'nın altında hemen güneyinde Boyalı köyü vardır. 25 Ağustos akşamı oraya geliyor ilk alayı. Diğer alaylarda 26 Ağustos sabaha çıkış yapmak üzere hazırlıklarını yapıyorlar. Tabii bu bizim için kötü bir şey. Yani bizim bir gün sonra beklediğimiz Yunan tümeni zaten buraya geliyor. Biz taarruzla başladığımız sırada 7. tümenin tamamı değil ama 3'te 1'i burada. Biz bunu bilmiyoruz ama. Biz de ihtiyatları öne sürünce yani 12. tümen, 12. piyade tümeni, 3. Kafkas tümeni, Tınaltepe'de sürülünce o zaman artık dayanamıyor. Çünkü Yunanlıların arkadan gelen ihtiyatları yok. Haldanestis ile Trikopis anlaşamıyorlar. Dolayısıyla da diğer ihtiyatlar hareket edemiyor. Hareket edemeyince 27 Ağustos sabahı biz buradan yarmayı yapıyoruz. Dadaylı Halit Bey bu tepeye çıkıyor 24 Ağustos günü. Gözetleme. Kemalettin Sami Paşa raporu var genelkurmay belgelerinde. Diyor ki buradaki istihkamlar çok güçlü. Çift sıra tel örgüyle kapalı durumdalar. Bizim diyor topçu desteği ki Halit Bey de sınıfının birincisidir. Topçudur yani. Yani söyleyen adam boş adam değil. Bu mevziler pek yarılabilecek gibi değil. Biz sola doğru taarruz edelim diyor. Halit Bey'in önerisini reddediyor Kemalettin Sami Paşa. Plana diyor bağlı kal diyor. Hedefine taarruz et diyor. 26 sabah olan bombardımanda da Halit Bey bir kere daha dönüyor. Pek yarılamıyor gibi şu anda diyor. Ellemiyoruz diyor şu anda. Moralini bozma diyor. Gene ısrar ediyor. Hatice Kıran'a geliyor bu arada. Kemalettin Sami Bey. Bakın sen ne diyorsun, ne konuşuyorsun demiyor Halit Bey'e. Veya ya ne mi demek Halit Beyciğim tabii ki demiyor. Kendi görüş değerlendirmesiyle taarruza devam et talimatı. Bunlar çok önemli şeyler. 26 Ağustos sabah 5.30'da başlar bütün macera.
27 Ağustos saat 5.30'da, akşam 5.30'da Türk ordusu Afyon'a girer. Tam tamına 36 saattir. Tellekli yaylayla Meşecik çepteleri arasındaki yaklaşık 10 kilometreye yakın mesafede 2000 şehit ve yaralımız var. Bunun 400 civarında şehittir. 1600 civarında da yaralı var. Yani bu tepelerin her yeri Türk kanlarıyla yıkanmıştır. Tabii ırkçılık yapmayı ben sevmem. Yunanlıların kayıpları da bizden de fazladır. Yani en az aynı sayıdadır. Trikopis saat 11'de Afyon'u boşaltma emri veriyor. Saat 11'de. Dolayısıyla da bu birlikler bu tarafa, şu ovaya dökülüyorlar. Burayı bırakıyorlar. Tepelerden aşağı iniyorlar. Resul Baba istikametine doğru çekiliyorlar. Bu tarafa doğru çekiliyorlar. Ağustos sabah yaptığı stratejik bir hareket var. Resul Baba'nın sol tarafında, batı tarafında Bal Mahmut Köyü vardır. O istikamette Türk birlikleri bir kama gibi girme yapıyorlar. Batıdaki 1. Yunan tümeni de dahil olmak üzere bir grubu batıya fırlatıyorlar. Onlar Dumlupınar'a doğru çekiliyor. Öteki grup ise bu sırtlarda yakalıyor. Çünkü orada 4 tümen geliyor. Bakın 12. Yunan tümeni, onun daha kuzeyindeki 5. Yunan tümeni, 9. ve 13. tümenler, 4 tümen buradan. 4. tümen de buradan gidiyor. Yani 5 tümenlik, tabii bu 5 tümen derken şey değil bunlar. Hani özellikle 4. tümen kayıplara uğramış bir birlik. Onlar da bu Resul Baba'ya doğru çekiliyorlar. Şu önümüzdeki araziden çekiliyorlar. Yani Yunanlar Dumlupınar'a gitmeye çalışıyor. Biz de önlerini kesmeye çalışıyoruz. Yan yanayız yani böyle. O sırtlarda... Sırtların güneyinde Türkler, kuzeyinde de Yunanlar, savaşa savaşa Dumlupınar'a geliyorlar. İşte oradaki son hamle, 23. tümenin yaptığı hamle yolu kesiyor. 23. tümen yolu kesmeyi başarıyor. Afyon'dan bozulunca süvariler köye geliyorlar. Bakıyorlar ki köy yanıyor. Kemalettin Sami Paşa, 27 Ağustos sabahı Beytepe'de 4. Yunan tümenini püskürttükten sonra artık karşıki sırtlarda Yunan 4. tümeninin savunması çöküyor. Resul Baba da onların ana çekilme istikameti, yani 12. Yunan tümeninin, 5. Yunan tümeninin, bilahare bunun arkasında 9. ve 13. Yunan tümenleri de geliyor. 5 Yunan tümeni geri çekiliyor ki bu sayı olarak 45 binden fazla asker de var. Resul
Resul Baba Dağı'na çekilme başlıyor. Şu gördüğümüz ovanın paralelinde yürüyoruz ve 27'sinde muharebeler duruyor. 28'i günü Türk ordusu Kemalettin Sami Paşa'nın 4. kol ordusu ve İzzettin Çalışlar Bey'in 1. kol ordusu karşımızda gördüğümüz Afyon-Uşak yolunun batı ve kuzey istikametlerine doğru hareket ediyor. Kemalettin Sami Paşa Yahyalı Boğazı'na bakan Ayvalı doğusundaki sırtlarda gözetleme yaptıktan sonra gerekli talimatları veriyor. Ve meşhur Demiryolu Savaşları işte bu noktada başlamış oluyor. Kemalettin Sami Paşa tam da bulunduğumuz sırtlara çıkıyor. 28 Ağustos saat 16. Kemalettin Sami Paşa bu sırtlara çıktığında ne görüyor? Birincisi, Resul Baba Dağı'ndan çekilmekte olan Yunan birliklerini tespit ediyor. Onları bu sırtlarda görüyor. Hemen benim arkamda Çatkuyu Köyü vardır. Çatkuyu Köyü'nün batısında da Sivritepe. O istikamete gidiyor tabii Yunan birlikleri. Buradan bunu görüyor ama bir şeyi daha fark ediyor. 14. Türk tümenine ait birlikler hemen Ayvalı'nın batısında çarpışmaya giriyorlar. Çekilmekte olan Yunan birlikleri o sırada 14. tümen yaralıları bu sırtlardan doğuya doğru yani sargı yerine doğru gidiyorlar. Yani 14. tümen yaralıları ile Kemalettin Sami Bey tam da bu tepede karşılaşıyorlar. Görüntü şu, geri çekilen Türk yaralıları bir çarpışma var. Hemen fonda da ilerlemekte olan, geri çekilmekte olan Yunan kuvvetleri 10 binler seviyesinde. Kemalettin Sami bu tespitleri yaptıktan sonra emrinde bulunan 3 tümene derhal gerekli tedbirleri alıp Yunan ilerleyişini kesmesi talimatında bulunuyor. Burada en önemli konu 29'u günü tam birlikler kesme hareketine başlarlarken hemen arkamızdaki Sivritepe, o hatta Kemalettin Sami Bey'e bağlı 5. Kafkas Tümeni'nin birlikleri şiddetli bir çarpışmaya giriyorlar. Ve burada meşhur İlbulak Muharebeleri ya da diğer adıyla Demiryolu Savaşları başlıyor. Bunun sebebi de tam arkamızdaki vadiden geçen demiryolu. Hemen arkamızda kayboluyor gibi gözüken yerde ise Yahyalı Boğazı vardır. Bu Yahyalı Boğazı'ndan geçer demiryolu ileriki köylere gider.